Efendim merhaba. Çok gurur duyduğum, çok onur duyduğum iki sanatçıyı size takdim etmek istiyorum. Çok heyecanlıyım. Suat Arıkan. O bir opera şarkıcısı. Evet. Ben, ben sanatçısı zannediyordum. Şarkıcısı denirmiş meğerse. Ve dünyaca ünlü Hüseyin Sermet burada. Ne mutlu bana. O bir devlet sanatçısı ve çok ünlü bir müzisyen. Efendim bugün... Çok renkli olacak bu sohbetimiz, sanatçı mı şarkıcı mı, sanat nedir ne değildir, Türkiye'deki algısı nedir falan böyle kendi aramızda sanki konuşurmuş gibi. Çok şıksınız, çok güzelsiniz, sizin için bir operaya gidermiş gibi giyindim bugün, e, takılar falan taktım Suat Bey, e, sesinize hayranız, siz aynı zamanda yöneticisiniz değil mi? yöneticiydim. Diniz. Evet. Evet şimdi. Evet size şimdi soruyorum. Özgür Özgür Haydi başlarım. anlatın. Siz nasıl bu hayatın içine girdiniz? Ee, nasıl bir güzel bir yıllar yaşadınız? Buyurun. Şimdi e, ben normalde ortaokulda evet. kıl payı askeri liseyi, Kuleli Askeri lisesini kaybettim. E? Yani bir çok ufak bir puanla kaybettim. Hiç askerliğin ne olduğunu bilmiyordum <laughs> ve e, kaybettim. Sonra ee, normal lise e, okurken bu e, Faruk e, Güvenç'in canlı radyo programlarını dinlemeye başladım. Hmm. Lise 2. Ee, i̇yice e, o resim yapıyordum aslında. Tabii. Ee, o e, akademiye güçlü. girmek üzereydim. Bedir Rahmi'nin Eyüboğlu'nun akademisine oh, oh. girmek üzereyken Güzel. bu radyoda duymuş olduğum bu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konser salonundaki canlı yayınları beni muhteşem etkiledi ve ben dedim o salona bir gideceğim dedim Ay. ve salona gittim. Ay. Salona gitmemle benim hayatım değişti. Orada işte profesör Lessigler falan yönetiyor e, konserleri. <laughs> e, muhteşem bir dönem. Sonra e, gözüme kestirdim bir abiyi. Ara olunca orkestradaki viyolonselciye gittim dedim ki abi dedim ben de dedim bunu çalmak istiyorum dedim. Ay ne kadar. Böyle e, rahmetli oldu şimdi. Böyle baktı bana oğlum dedi kırkından sonra düdük çalınmaz dedi. Biz çocukken bunu öğrendik dedi. Siz ben ben lise sondayım. Bu yaştan sonra dedi ya tiyatro bölümüne ya opera bölümüne girebilirsin konservatuarın dedi. Ha. O zaman opera olsun dedim. ben. Ya. Hiç opera <laughs> seyredeş değilim yani. Ama ne şey kendine güven var bakar yani mısın? Bu dünyada ya? olacağım. Bu dünyada ben diyor. olacağım diyor. Evet. Ya bu, Muhteşem. Ve gittim durumda. hiç e, hazırlıksız falan e, aryalar maryalar falan hani çalışmışlar insanlar. Ben Çanakkale türküsü söyledim. <laughs> Ve kazandım. Kazanınca konservatuarı tercih ettim. Hayatım böyle başladı. Ya Aradan e, 20 yıl falan geçtikten sonra bu e, Remzi Buharalı var ya. Ha, evet, stonu, evet, evet 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 evet. Remzi Buharalı beni Mersine müdür olarak atadı sanat yönetmen Dedi ki orada biraz sana ihtiyaç var dedi git dedi. Gittim bir sene 13 ay e, Mersin'de müdürlük yaptım. Sonra İstanbul'a beni atadı yine re, aynı Remzi Buharalı ve İstanbul'da sanat yönetmeni olarak İstanbul Operasına başladım. Şey çok hoşuma gitti benim. Yani ee, müdürlük değil de, müdürlüğü zaten başkasının yapmasını her zaman şey Sizin yapıyorum. Sizin yönetici tarafınız sanat yönetici. var mı? Sanat yönetmeni. Ben sanat yönetmeni ha, ha, olmak tamam. istiyorum anladım, diyorum. Anladım. Müfettişlere de, bakanlık anladım. yetkililerine de anladım. söylüyorum. Müdürlük çünkü başka, başka şey. bir şey. Yani idari bilimler Daha okumuşlar, bürokrat. işletmecilik okumuş Tabii. bir sürü profesyonel insanlar ha. dururken benim ihalelerden ne haberim var yani temizlik ihalesi, hı hı. Işte, güvenlik <gülüyor> ihalesi <gülüyor> bilmem ne, taşıma ihalesi. Neyse onları da tabii öğrenmek zorunda kalıyoruz. Çünkü kanunumuz böyle. Müdür ve sanat yönetmeni aynı adam. Yani Ma hem savcıyız. Maalesef diyorum. Tek bir şey Evet Maalesef. evet. Maalesef. Aynı yani hem savcıyız hem e, hakimiz falan böyle bir şey. Birbirine ters iki gören. Benim sanat yönetmenliği beni çok mutlu etti. Yani heyecanlandırdı. Şimdi akşam yatıyorum mesela. Diyorum ki önümüzdeki sene temamız ne olsun? Yani aşk mı olsun, vatan sevgisi mi olsun, ihanet mi olsun? Bir, bir tema, bir tema, temaya günlük e, şeyle dünyanın uğraştığı o günkü problem neyse bir tema kendime e, buluyorum. Ve gizli gizli yapıyorum bunu. Arkadaşlarımla çalışma arkadaşlarımla daha söylemiyorum. Hı. Çünkü ne olur ne olmasın, fikir değişebilir Hı. falan. Sonra o fikrin etrafındaki eserleri düşünüyorum. Ve işte e, şu eser, şu eser, şu eser bu temaya uygun düşüyor kaslarımız var, şarkıcılarımız, işte orkestra şeflerimiz, reisörlerimiz falan. Kafamda gelecek sezonun e, bir hayali yavaş yavaş yeşermeye başlıyor. Sonra bunu yazılı hale getiriyoruz, kararını alıyoruz. Terziler, demirciler, marangozlar, şarkıcılar, işte e, koro, orkestra herkes çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Sonra oturuyorum o E sırasına böyle. Oh. Onu seyrediyorum. Oh. Seyirciler patlıyor alkıştan falan. Aha. Müthiş bir... E, duygu e, tat tabii. yani o bu beni çok mutlu etmiştir yani Sizi... nokta ya <laughs> İlay, çok kısa böyle geçtiniz ama e, bu çalışmanın içerisindeki o ilk dönem var ya hani neye karar verelim ve okumaya başlıyorsunuz o, o e, kelimenin e, etrafında dönmeye başlıyorsunuz ya hmm. herhalde en heyecanlı ve en tedirgin ve en insanı yoran zamanda o Evet. Doğum doğum sancısı, doğum gibi. sancısı evet. en zor ama o da çok mutlu eder insanı zordur ama evet, çok mutlu evet. eder. E, bu böyle bir çalışma kaç ay sürüyor, kaç ne kadar zaman sürüyor mesela noktaya kadar ya bir olan bir operanın e, distribüsyon dediğimiz baştan. casting e, yani reisörü şefi hmm. ve e, şeyleri hmm. e, solistleri kaslarıyla bir rol iki kas üç kaslı olabiliyor. E, onlar duvara asıldıktan sonra Yarın başlarsa çalışmaya, evet. e, şarkıcılar, koro ve orkestra için toplam diyelim e, yoğun bir çalışma 3 ayda e, olabilir. Çıkartıyorsunuz ortaya ama yoğun çalışma tabii. Yani başka bir, şeyle başka bir şeyle uğraşmayacaksınız. Tabii bizde öyle olmuyor. Çünkü repertuvarda başka eserler var. Ha, Onları çıkartırken e, atölyede Hı. yani demirhane, marangozhane, kundura... Tabii. Bütün Koroya e, solistlere pundura yapıyorlar. Tabii, yani tabii. bir eserde 300 tane falan ayakkabı tabii, var. Tabii tabii, <laughs> yani tabii. Müthiş bir atölye. Opera'nın zaten e, şeyi kompleksi yani anlatmakla bitmez. İçinde o kadar farklı birimlerin bir araya gelip çok uyumlu bir şekilde çalışıp tek bir hedef için çalışılan bir makine düşünün. Yani bir hmm. dişliler, yaylılar. Evet evet. Fabrika gibi. Ve var. sanat disiplinleri var birçok evet. içinde. Yani amacımız sanat ne var sanatta? Amacımız var. ne? Bestecinin e, yüzlerce yıl önce yazmış olduğu ya da bugün yazmış olduğu yeni bir eser de olabilir. E, bestecinin e, ve Hayali. librettistin hayalini e, yani, günümüze bizim. uyarlayacak bir reisyonun fantastik bir yorumuyla e, seyircilere onu aktarabilmek, seyircileri etkilemek. Tabii. Yani seyirciler e, yani mutlu ayrılmaları Tabii. lazım. Bir şeyler öğrenmeleri lazım. Hayatta bir opera seyretmek sizin hayatınızı tamamıyla değiştirir. Bir kere evet, bile evet. seyretseniz. Çok, çok tanıdığım insanlar çok, var böyle. Çok. Çok. Çok muazzam bir şeydir bu operayı. Biraz daha açalım. Onu yumuşatalım. Nedir, ne değildir? Ya şimdi e, 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 şimdi şeyi demek istiyorsunuz. Evet. Yani e, nasıl bir şeydi ha, aslında opera birazcık sert bir anlam taşıyor Hı. Türkiye için söylüyorum ben e, e, çevremdeki Aa, ben opera sevmem ya opera yok falan. onu onun içini biraz açmak ve öğretmek lazım dinleme Hı. dinlemelerini ve manasını bilmediğimiz için biz kaçarız evet. öğrenmediğimiz için sevmeyiz Hı. sormadığımız için e, cahil kalırız sorarsan üzerine gidersen onun ee, ...içerisinden de sana hitap eden bir bölüm vardır evet. muhakkak. Çünkü sanat böyle bir ışıktır. Evet. Ee, her tarafıyla belki değil ama bir tarafı sizi muhakkak etkiler. Operanın çok önemli bir konu olduğuna evet. inananlardadır evet. ben. Şimdi şimdi garip bir, bir meyve ismi söylesem... ...sever misiniz o Hayır, meyveyi desem? Hayır bilmiyoruz ki. Bilmiyorsunuz. Bilmiyoruz yani tabii. insan tanımadığı bir şeyi evet. e, sevemez. Önce bir tatmak lazım. Tabii. Doğru. Yani şeyiyle e, bütün... Kabuğuyla, çekirdeğiyle değil, değil mi? Tabii tabii. Bir kokusuyla tabii. bir ona e, tabii sahip olması lazım. Evet. Şimdi kendi kızımdan örnek vereyim. E, Oper çok gırgır bir şeydir diyorum. İddia ha, ediyorum. Ne demek o? Gırgır yani şamatadır yani. Ha, şamatadır. Oper çok... öyle asık suratlı, değil. kasvetli bir şey değildir değil. Değil. yani. Çok renkli. Çok renkli. E, çok şeydir, renkli. E, ne Kalabalık. Yani e, e, evet yani uzaktan baktığınız zaman... E, şişman insanların bağırıp çağırdığı değil mi? <gülüyor> Sonunda <gülüyor> da işte ölmeden de oyunun bitmediği bir e, kabustur yani. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir opera <laughs> sanatçısı diyeceğim kızacak. Şarkıcısı böyle diyor bakarsın. <laughs> ama işin içine girince işte kızımı örnek verdim neden? Evet. E, Atatürk Kültür Merkezi'nin arka sıralarında e, büyüdü. 2,5 evet, yaşındayken tabii, orada canım provalarda benim. büyüdü ha. ve e, 4-5 yaşında e, iyice büyüdükten sonra 14 yaşında 10-15 tane operayı başından sonuna kadar ezbere biliyordu ve kahkahalarla gülüyordu. Yapma. Bebeklere ha. odasında gizli gizli ben e, arkadan şeyden seyrediyorum balkon penceresinden. E, bebekleri Barbie bebekler var. Evet. evet. Bebekler, oyuncaklar koymuş. CD'yi koyuyor Figaro'nun düğünü mesela. Koyuyor. Ondan sonra sen şimdi geleceksin tamam mı? Bak erken geldim bir daha dur. CD'yi tekrar başa alıyor. Oyun koyuyor. Evet evet sahneye koyuyor. Ya bebekleri oynatıyor. Figaro'nun düğününü sahneye koyuyor. Nasıl eğleniyor? Çok güzel. Çok, çok güzel. güzel. Ne oldu peki kızımız? Dramaturk oldu. Ah tabii ki. Yani bilmiyorum. Operada da <laughs> seyircilerimizin <gülüyor> okuduğu kitapların Anladım. içindeki yazıları Anladım, yazıyor? Kahane <laughs> ee, efendim size gelelim sizin de hayatınız çok renkli. Siz o kadar bir de ikiniz de o kadar mütevazi ve o kadar güzel insanlarsınız ki kendimi yabancı hissetmiyorum. Ee, çok yakınen tanımasam da sizi çok yakın hissediyorum. Sağ ol. Hüseyin Bey siz tam dört dörtlük bir sanatçısınız ve insansınız gerçekten. Hem İnşallah. uluslararası hem Türkiye'de ve bu ülkeyi çok seven birisiniz. Onda hiç evet. şüphe yok. Bakın buna katılıyorum. Evet, çok seven, <laughs> çok değerlerimize de çok değerlerimize de önemseyen bir kişiliğiniz var. Sizin de biraz hayatınızdan anekdotlarla başlasak. Nasıl başladınız e, sanatla buluşmaya o küçücük yaşlarda? Çok kısa sadece şunları söyleyebilirim. Evet. Babam tabii belli kuşaklar babamın isim, ismini söylediğim zaman, zikrettiğim zaman kim olduğunu hemen biliyorlar. Evet. Gençlerin tabii artık maalesef bilmesine evet. imkan yok ama Cüneyt Sermet dediğimiz zaman e, e, Türkiye'de işte caz bilhassa caz musikisi konusunda yani üst mertebesine gelmiş bir insan olduğunu ifade edebilirim ki. Öz babam olduğu için kesinlikle böyle söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Kötü olarak, taraflarını da anlatayım <laughs> istiyorsanız. Babamı. Ama Caz'den değilse inanılmaz bir yani ansiklopedi gibi bir adamdı. Ee, bazen kendim nasıl bu, bütün bunları yapıyor diye merak ediyordum. Neyse o ayrı konu. Ee, öyle caz, bir evde büyüdünüz. Öyle bir evde büyüdüm. Caz'ın dışında da klasik batı musikisini hakikaten çok iyi bilen bir insan Şimdi bu Babamın sanat tarafı. Annem ise güzel sanatlara giriyor, akademiye giriyor ressam evet. olmak için. Hakikaten çok güzel çizerdi. Fakat annem, annem olduğu için söylemiyorum çok güzel bir kadındı. Ve güzelliği meşhur. Babam da biraz kıskanç. Evet. Evlenince diyor ki babam sen akademiyi bırak diyor. Bakın şimdi. Hmm. Aha. Ve annemin o ressam kısmı tabi ister istemez sekteye uğruyor. Ee, onun dışında babamın annesi yani benim babaanne tarafından e, çok kısa söylüyorum Ayaspaşa'ya direkt Ayaspaşa'ya gidiyoruz cettimiz. E, tabi Osmanlı Sarayı'ndan gelen bir e, şey birikim olunca e, benim e, babaannem ondan sonra babam teyzesi Sabiha teyze ki benim büyük teyzemdi. Ben küçük çocukken hepsini çok iyi tanıdım. Hepsi çok iyi güzel, hatırlıyorum. Güzel, güzel hatırlıyorsun. Biri kanun öbürü işte şey falan filan. yani Ama eski bizim geleneksel musikimizden tabii. Haşır neşir olan insanlar bunlar. Bu şekilde bir ailenin içinden tabii gelince ister istemez musikiye olan merakım kaviyette tırnak içine alıyorum. Babam tarafından keşfedilince ondan sonra bu macera bildiğiniz başlıyor. macera başlıyor. Yani hmm. Bu şekilde Anladım. ifade edeyim. Öyle evet. yani piyano ile mi ilk çalışmıyor? Ben kemancı olmak istiyordum. Aha, öyle miydi? Evet. Hmm. E, fakat e, babamın içinde ukde kalmış olduğu için evde de bir tane Alman Schiller piyanomuzu vardı. Ah. Duvar piyanosu. Vakti zamanında Atatürk'ün inkılapları tabi. O, yani o dönemde büyük babam, ee, büyük babam da tamamen ailede benim aslında en kıymet verdiğim insanlardan biri şahsen. E, mimar ve Osmanlı ile Cumhuriyet arasındaki birkaç tane önemli mimardan biri. Yani isteyen bir tahsin sermet diye girer. Hmm. Google'dan falan e, tetkik edebilir. Ee, büyük babam Almanya'dan piyanoyu getirttiriyor. tabi eski devrin adamı ne de olsa. Babamın iki tane ablası var. Diyor ki kızların piyano öğrensin. Babama da ciddi meslek tabii öngörüyor. Tırnak için alıyorum. Tabii. Yani doktor olacak, mimar tabii. mühendis olacak tabii. falan filan ciddi meslek. E, e, fakat benim halalarımın musikin M harfiyle alakası ah, yok. yok. Babam ise e, Amerika'daki radyoyu, jazz programlarını falan duyabilmek için eski devirdeki radyoyu... Radyonun tahtasına dişlerini geçirirmiş ki titreşimler daha iyi vücudundan girsin diye. Ay evet tahtı bir Aa. ısırarak dinlermiş. Çünkü tabii o parazitlerle falan duyabildiği kadar. E şimdi bu kadar meraklı bir çocuk büyük babamla babam arasında tabii neredeyse Balkan Harbi kopuyor. Ondan sonra ve babam belli bir yaşa gelene kadar da istediği gibi şey demeyince, meşgul olamayınca konturbasa tabii meşgul ha. belli bir yaşta Hı. 18 yaş civarında konturbasa geçiyor. Falan filan. Yani şimdi e, babam çok piyano çalmak istediği için ve içinde ukde kalmış olduğu için e, ve e, ben keman çalmak istiyordum. E, bugün kemanı zor tutarım verseniz. E, evdeki piyanodan dolayı piyanoya başladım. Öyle. Hayır. Babanız da mı çalar mıydı piyano? E, e piyanonun piyano. başına geçip tabii armonileri, şunları tabii, bunları tabii çalardı. Tabii, tabi. Ben bir soru sorabilir Tabii ki sorun. <laughs> Sahne sizin efendim buyurun. Çocukluk Piero dönemi bittikten sonra artık kemale erdikten sonra hangi besteciyle bir ilişki, bir sıcaklık hissettin evet. hocam? Çocukluk döneminde çok Hı. sıcak ilişkilerim oldu besteciler vardı. Yaş kemale geldikten sonra o kayboldu. Hı. Neden? Benim bir nevi hayran olduğum besteci herhalde hani herkes futbolcunun, basketçinin işte şunun bunun hayran oldukları da sinemada ne bileyim Tom Cruise falan isim zikret, zikretmeyeyim ama böyle hani herkesin bir şeyi vardır. Odalarında gençler asarlar o haklarında resim. Benim öyle bir yapım olsaydı odada muhakkak beraber doğun şeyi posteri olur. Evet. Hı -hı. Ondan sonra aklınıza ne gelirse Dürbüşsi, Alman Berkşön Schönberg. bakın dikkat ederseniz hep 20. asırdan bahsediyorum... Evet, evet. evet. E, ne kadar insanların pek hoşlanmadığı, sevmediği e, ve onlara ters gelen musiki tarzı varsa ben onlara hassasiyeti. Allah Allah. E, bana Mozart'tı, e, Haydn'ı falan dinlettikleri Hı -hı. zaman Hı -hı. Schubert falan buna dahil. Hı -hı. Bunu utanarak söylüyorum ama bir şey tarif etmeye çalışıyorum. Hı -hı. Oradaki armoniler bana son derece basit geldiğinden dolayı ve e, e, kesinlikle bana hiçbir şey ifade etmiyordu. Hatta rahmetli Ulvi Bey, <laughs> Cemal Erkin e, tabi bana kızıyordu, sinirleniyordu. Bu ya Mozart e, falan yapıyordu tabi 11-12 yaşında. Uh -huh. Küçüksünüz yani Ukala o yaşlardasınız. Ama ondan sonra ha? diyorum ki hocam işte bakın Stravinsky'nin, Baharay'ın hmm. bilmem ne... Oradaki meşhur orkestra <laughs> <bom, bom, bom, gülüyor> yapar ya, evet, evet. on piyanoda çalıyorum, yapıyor. Armoniyeye bakınca memnun değilim. Ya bu da güzel tabii diyor. Ama diyor öbürünün... şimdi yaş Kemal'e tabii. ermeye başladıktan sonra biraz da ben bunu Chopin'de yaşadım. Chopin'den gençliğimde nefret ederdim. Herkes Chopin diye bayıdıyor, <laughs> öldü bir Ben e, böyle. Çünkü ne kadar ucuz eski Hollywood filmi varsa hani böyle bir şey şey mendil çıkar, ipek mendil çıkar der, içinde kan vardır falan böyle böyle bir çaldığı zaman bir sürü hanımlar göz oluyordum ve bir de mübalağa edilerek rubatoları falan çalındığı zaman iyicene yayvanlaşıyordu bazı şeyler. Ben kendim çalışmadım ve sevmedikten dolayı o devirde Bakmadığım için ı yapıyordum. Yani çünkü işim kolayına gidiyordu. Uh -huh. O benim cehalet. Fakat 26 yaşındayken yaş kemale daha ermemişti Ama uh -huh. yine bir yol aklıma. kat etmişsiniz şey. yani şeyde piyanonda değil evet. mi? Az bu K zaman Tabii can, canım da. belli bir şey tecrübe vardı. <laughs> Dedim ki ben neden Chopin'i sevmiyorum? Acaba kabahat Chopin'im mi benim mi? E nasıl çalışacağım mecbur edeceğim kendimi sevmiyorum. Chopin yarışmasına yazıldı Ama bu meşhur Varşova'daki ne değil. Evet. Çünkü orada kesinlikle rezil olacağımı biliyordum. Yani benim çünkü alanım değil Chopin. İspanya'da biliyorsunuz George Sand evet. meşhur yazar. Onunla birlikte Vademos'ta yazın yazları tatile falan gidiyorlar. Oradaki evlerinde falan neyse kısa keseyim çok ayrıntıya girmeyelim zamandan tasarruf edelim. Orada da bir Chopin yarışması düzenliyorlar. Orası dedim burayı bir deneyelim. Yani. Ha. Ha. Neyse hazırlandım falan. Gittim birinci elemeyi geçtim şaşırdım. Şey Allah Allah. İkinci elemeyi geçtim. Finale kaldım. Allah Allah. Burada iki dakika verirseniz daha da komik bir şey anlatacağım. Evet buyurun buyurun. Şimdi farz edin cumartesi akşamı ikinci elemenin neticesi verildi ve işte Hüseyin finale kalan birkaç penis arasında. Pazar akşamı da final şeyi ...çalışını yapacağız. Bize derece... ...derece verecekler. Elimde e, yani elenmiş... Bir, ...bir arkadaşım vardı. Onunla ben gittim. Şey... E, ...bir iki işte orada bir şeyler içtik falan, hani teskin etmek bilmem ne. Ondan sonra... E, ...elimde de bir çanta var. Ondan sonra e, bu saati soran... ...işte çantaya asıldı. Ben de çantanın sapına asıldım. Bir tanesi de etrafa bakıyor. Onu da gördüm. üç kişi bunlar. Neyse. Bu şekilde biz gidiyoruz. Soydular sizi yani. O nasıl neyse ne oldu biliyor musunuz? Kısa anlatıyorum. Ne oldu? biz Ben tek ay bir, üçüncüsü baktı ki ben bırakmıyorum. Bir de bunlar aslında amatör hırsız, genç çocuklar. Herhalde 16-18 yaşında tahminim. Ha. Ondan sonra bir tanesi geldi ben ayakta duruyorum. Bir ayağımı böyle kaldırdı kırdı. Tek ayak üstünde kaldım. Ben de zıplayarak tek ayak üstünde. Ondan sonra ve çantanın sapı elimde kaldı. Çantada çocuğu, çeken aslan çocuğun elinde kaldı. Niye çantayı vermiyorum? Para istese hani e, olan parayı vereceğim dert değil. Ee, Otolar var mı orada? İçinde pasaport e, Monaco'daki Ver oturma be. izni Ayy. akademide çünkü o zaman ay, şey ay. Ondan sonra işte uçak biletleri aklınızda kredi kartları bilim umbila istisna ne kadar kıymetli şey varsa orada. Neyse bunlar çantayı çocuk böyle göz göze geldi. İkimiz de hayret. yani içinde çünkü kopmayacak gibi. Çocuk bunlar bir şey dedi İspanyolca vın diye bunlar taban kuvvet kaçtılar. Ben de arkalarından kahraman asker Schweik yakalamak için koşuyorum. <laughs> Parka girdiler. Ondan sonra ve ben bunları kaybettim. Sonra bir tanesi böyle yapmış bekliyor gibi duruyordu. Dedim ki oğlum kendi kendime sen kafayı mı yedin? Git oteli. Ona... Neyse ertesi gün çalışma falan hak getir. Akşam da güya finalde çalışacağım. Ama uçak bileti hiç, hiç Gitti kalmamış. Hepsi. Her şey gitmiş Ay. durumda e, ee, orada dedi ki yat uyu yarın ona hayır olur. Sabah tabii ben polise gittim. Polisten çıktım. Orada hiçbir şey bulmayız ama size gerekli evrakları düzen, düzenleriz dedi İspanyol polisi. Dönersiniz dedi. Eyvallah. Bir de aklıma geldi gün pazar. Burada dedim Fransız konsolosluğu var mı? Çünkü gidip haber vereyim. Çünkü uçağa bana madem bir şey vereceksiniz uçağa bineceğim. Fransa'da Çıkacağım Nice havaalanında Monaco'ya gitmek için. E, Fransız polisine gösterecek hiçbir şeyim yok. Hi 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 hikaye anlatacağım. Ondan sonra haber vereyim dedim şimdi. <laughs> Gittim konsolosluğun pazar günü çalıyorum çalıyorum çalıyorum. Kapısının içeride herhalde bir bekçi bir şey vardır. Diye. Hakikaten kapı sonunda açıldı. Karşımda devasa bir adam. Ama hakikaten böyle şey. Adam böyle bakıyorum. Hı -hı. Adam bana fiske atsa ben havaya uçacağım. Yani öyle bir Hı -hı fizik cüsse farkı var aramızda. Monsieur dedim. Ondan sonra işte Fransız, Fransız herhalde biliyorsunuz ben böyle böyle ve Galiba iyi anlamadınız. Şşş. Böyle böyle yapıyor bana. Gel yani içeri beni takip et diyor. Ben de artık battım alık yan gider. Adamı takip ettim. Kapattı kapıyı. Bir koridorlar bilmem ne bir kapı açtı. Çocuklar General orada çekildi. Hayır. <laughs> bir masa. Üstünde Mösieur dedi. Bu çantamı sizin çantanız. Evet bir baktım benim içinde her şey. Pasaport, pasaport bilmem abi. her şey orada. Bir tek kredi kartları, bilmem neler gitmiş. Para gitmiş. Önemli değil. Onları e, çalmışlar ama bütün önemli pasaport, hüviyet, Ama nasıl bilmem. gelmiş oraya bak şimdi. İspanyol herhalde. bir hanım parkta bulmuş Aa! Bir yerde dedi. Bakın parkta Anladım. bulmuş. Gelin Buraya geleceğinizi tahmin edip bırakmış. Dedi. Şimdi anekdot diyorsunuz ya. Ben onları aldım. Rahatladım. Verilmiş sadakan varmış diye. Hiç çalışmadan Akşam çıktım finalde Hadi. çaldım ve üçüncü oldum. Ondan sonra bu Chopin'den ilk tanışmamız. Tanışmanız ve barışmanız oldu. Evet hmm. barışmanın başlangıcı. Başlangıcı oldu. Evet. Harika. Ya çok ne güzel, güzel bir hocam. şey. Evet vallahi Ben de zannettim öyle. ki içeride çocuklar. <gülüyor> Çocukları. <gülüyor> 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 Çocukları <gülüyor> yakalamış <gülüyor> o. <gülüyor> Aa, film gibi bir hayat. Hı. Tabii sizin bu kadar çok yurt dışında yaşamanız ne hikayeleriniz vardır. Ama siz de öyle değil mi? Sizin de bir uluslararası gidişler gelişler. Şimdi opera deyince zaten gidişler gelişler. Evet. ve e, çok Benim sık vardır. sık İtalya hay şeyim Tabii. Var. Hay hayatım evet. oldu. En o yüzden uzun... çok güzel mozaik yapıyorsunuz efendim. <laughs> evet. En uzun gidişim e, bir sene Almanya hayatım Hı. oldu. Onun dışında hep böyle 3 aylık, 2 aylık e, Pitelli hayatları. E, Kolombiya'ya gittim iki defa üst üste. Hmm. Uzun kaldım. Kolombiya'da festival var. Opera hmm. festivali. Oraya davet edildim. Yani e, tabii opera olunca Güney Afrika'ya gittim. Cape Town'a. Don Giovanni oynadım. Kolombiya'ya hiç gitmedi ama Güney Afrika'ya gittim. Bu arada e, Hüseyin e, Üstadımla ortak bir de şeyimiz var? Kalyari'de e, benim üçüncü olduğum yarışmada Hüseyin birinci oldu. Estağfurullah. <laughs> Değil mi? Öyle mi? Evet, adını gördüm orada. Ha, Piyanistler piyanist güzel. yarışması Anladım. ve şan yarışması evet. e, ayrı ayrı yapılıyor. Ben orada e, ismini gördüm. Siz de şan yarışmalarına katıldınız. Tabii öyle benim, mi? Benim lakabım Konkur Kolik'te. <laughs> herkes... Katılmadığım yarışma kalmadı Birinci olunca bıraktım artık. <laughs> Herkes yarışmaya girmek istemeyebilir. Birçok operasın. Ben de, yarışmada de, çok de. şey öğrendim. Tabii ki. Tabii. Kendinizle yarışıyorsunuz. Tabii. Kendi osnelerine. yaşıtlarımı gördüm. Hmm. Amerikalı ne yapıyor, Rus ne yapıyor. Ya. Ee, çok ders aldım yani. ya olimpiyatlar gibi bir şey <laughs> değil mi? Müzik dünyasında da bu tür yarışmalara Tabii. girmek e, insanı Şimdi çok besliyor. Şimdi Mario Del Monaco var. Efsane tenor. Evet. Onun e, jüri başkanı olduğu yarışmada ben konservatuar son sınıftaydım da Aa, küçükmüş. Ee, gittim ilk elemeyi geçtim. İkinci elemeyi binanın dışına almışlar. Hmm. Bir Açık havada mı? Açık havada orman başlıyor. Bir e, 25-30 metre sonra büyük büyük ağaçlardan oluşan orman başlıyor. Ormana doğru diagonal bir şekilde söylüyorsun. E, Don Carlos söyleyeceğim. Ağzımı bir açtım. Aa sesim yok. Aa! Tabii force etmeye başladım. <laughs> Ve elendim. Sonra arkaya gittim. E, baktım. Sahnedeki söyleyenlerin sesleri ne oluyor diye. Ağzının içindeki tükürük sesleri bile duyuluyor. Mükemmel bir akustik. Oraya tuzak kurmuşlar. Sen kulağınla mı kendini kontrol ediyorsun yoksa organlarını e, iç içeriden bir teknikle mi söylüyorsun falan diye. O tuzağı hiç unutmuyorum. Bu hoşuma gitti. Bu dinlediğim ee, biz de yani kim olursa olsun sahnede çalan açık hava konserinde Tecrübeli olmayanlar bu tuzağa çok kolay düşebiliyorlar. Çünkü ses tabii çok daha kolay dağılıyor. Dolayısıyla zorlamaya başlıyor. Zorladığınız andan itibaren ses Hatalar agresif başlıyor. oluyor. Hı -hı. Çirkinleşiyor falan filan. Yani Hiç hatasız da çalsanız Setil çirkin. Bozuluyor. Evet Hı -hı. tabii. Dolayısıyla dünyanın en mükemmel, en iyi akustikli salonda çalıyormuşsunuz gibi çalacaksınız. Hı -hı. Nasıl gidiyorsa gider. Hı -hı. O artık sizin sorununuz değil. Hı -hı. Siz doğrusunu yapmakla mükellefsiniz. Çok doğru. Evet. Ama bu bir tecrübeyle gelen bir tabii, şey tabii. Tabii tabii ha, ha, ha. Açık hava tiyatrolarında oynadınız tabii ne, ne kim bilir nerelerde. Yurt dışında da açık hava En olarak. güzeli Aspendos'un. Öyle midir? Mükemmel Öyle midir? Ötesindir. En güzeli mi orasıdır. Güzel. Çünkü hı. E, amfi tiyatroyu amfi yapan şey hı. o basamakları değildir. Hı. Sahnenin arkasındaki ki, en arkadaki seyircinin yüksekliğindeki duvardır. Değil mi? O çok önemli. Şimdi bu duvar Aspendos'ta biliyorsunuz böyle e, şey. Şu yüksekliğe kadar seyirci çıkıyor. Bu duvar da aynı yükseklikte. Hmm. Değil mi? Dolayısıyla oraya küçücük fısıltı halinde konuşuyorsun kulağına. Ya demek öyle diyor. Daha arkadaki şu 20 ya. bin kişinin evet. içinde herkes ya öyle mi? Bunu... Resmen orada aynı mikrofon falan yok, kullanılmıyor mikrofon. değil mi? Yani, İhtiyaç yok. Zaten icat olmamıştı ki ya mikrofon. Tabii ki tabii ki. Hani Romalılar de. Romalılar bunu <laughs> orada doğal bir şekilde o akustiği tabii. çözmüşler. Yani yeni yüzyılda acaba kullanılıyor mu diye öylesine sordum. Yani benim evet. çok bilgim olmayan konular bunlar. Öğrenmeye de çalışıyorum sizden Şimdi tabii. Şimdi amfiteyatro yapıyoruz diyorlar mesela evet. betondan amfiteyatro evet, yapıyorlar. Evet olmaz ama. Duvarı ya. evet. tabii. Romalıların mühendislik bilgisi hakikaten ya. o devir için inanılmaz. Bugün hala yaptıkları bir takım şeyleri Tabii. yapmakta bazen zorlanıyoruz. Tabii. Hı. Türkiye'de de çok var değil mi Afri Tabii. Tabii ki hepsi kullanılır gibi değil ama bunların restorasyonları falan yapılsa burası bir cennet olur hı hı. herhalde değil mi? İşte o arkadaki hı. duvarın hiç zarar görmediği Görmedi. hali Aspendos. Ha, Aspendos. Efes'te zarar var İşte Perge'de e, yerlerde Bergama'da keza öyle. İşte o duvarlar, değil. o duvarlar depremlerde falan tabii, e, tabii. yıkılmış durumdalar. Tabii tabii tabii. Ama açık havanın Aspen dosta hatırlamıyorum kaç tane temsil yaptım? Bayağı gittim temsil yaptım. Dördüncü Muratlar, işte Holtmanlar, e, Toskalar. Aklınıza ya, ne geliyor O kadar çok güzel. temsil yaptım ki. Hepsinde. Bir de e, böyle e, yoğun kıyafetler. Tabii. Temmuz, Ağustos. Ya sıcak. Sanki savunaya girmişsin diye. Dördüncü Murat düşünebiliyor musunuz? Kaftanlar, çürkler, büyükler falan korkunç kilo verdiğimiz temsillerdi yani. Peki şimdi böyle bir e, döneme girdiniz. E, yaş icabı, devlet memuru olduğunuz için... E, Emekli diyoruz. Tekahütsiniz ha? Tekahüt. <laughs> tabii tekahüt. Bu yeni neslin bilmediği bir. Tabii. Onu hiç e... <laughs> söylüyorum damarlarına basmak değil için. Mi, değil mi? Değil oldunuz. Ama siz sanata tabii ki devam edeceksiniz. Çünkü sanatla giyinilmiş bir hayat bu. Hı hı. E, öyle e, memuriyet hayatı değil bu. Bu sanat yaşadınız siz. Ama devletin olduğu için böyle bir şey var. E, yine yönetmenlik. Ya yine sahnede olmak hmm. ister misiniz? Şimdi şöyle söylediğiniz şey çok doğru. Sanatın emekliliği olmaz. Yani bir şair emekli olur mu? Hayır. hayır. bir romancı emekli Yok, olur mu? Tabii. Aklı çalıştığı sürece, yazabildiği sürece yazar. Tabii. Dolayısıyla e, müzik de öyle işte eli tuttu, tuttuğu sürece piyano çalacaktır. Yani e, emekli oldum İnşallah. ben artık dokunamam. İnşallah. Dokunamam. <laughs> yani böyle bir kanunla e, şeyle olacak şey değil. Yatsa <laughs> ya, dermiş bir <laughs> ben. Evet siz emeklisiniz. Emeklisiniz. <laughs> e, şimdi sanattan emekli olunmuyor tabii. Devlet memurluğundan emekli olunuyor. E, şimdi sanatı yönetmek tabii ki çok güzel bir şey ama Aynı zamanda bu resim hayatım benim daha şahlanacak diye Bence e, umut de. ediyorum. Bence de. Yani hep özlediğim şey bu görevi yaparken hep özlediğim şey şuydu. E, sabah kahvaltısından sonra üstümü giyip atölyeme inip bir evet. fabrika işçisi gibi. Sadece diyorsun. ve sadece sanatı düşünerek yani imzalar atmak, telefonla konuşmaları falan yapmadan böyle sadece ve sadece e, uçmak istiyorum. En güzel zamanı esasında bir ressamın yani resim yapanın yaş olarak da en muhteşem eserlerini çıkaracak yaşlısı. Zaten Hızlısın. bizim dünyamızda yani opera dünyasında da hep iddia ediyorum. Bir rejisör, bir korograf, bir orkestra şefi bunlar bu yaşa gelince zaten kemale eriyor değil mi? Bir filozof olması gerekiyor bir rejisörün. Tabii, tabii. tabii. E tam... Ee... Tam bu olgunluğa ulaşıyorsunuz, efendim emeklisiniz artık <laughs> Buyur, tasarlayamazsınız. <laughs> Sizi şöyle alalım. Peki ses bozuluyor mu? Ya ses daha kamil oluyor mu? Elbette kaslarla yapılan bir ne iş. Ne oluyor? Kaslarla ha. yapılan her şeyin bir zamanı var. Evet. Çok doğru. Yani ben şimdi ben geçen e, emekli olduktan sonra yine sahneye e, çıktım. E, Sinan operasında Kanunu Sultan Süleyman'ı oynadım. Yani e, ben kendimi pek beğenmeyenlerdenim ama... E ee, ama, ama etrafınız beğendim. çok, yani, beğenmiş. Etraf çok evet, beğendi. Duydum. Ben de onlara <laughs> e, güvendiğim insanların şeylerine inanıyorum. Tabii. Fena değil. Yani eee e, şey bundan sonra şarkıcılığım bitmiş sayılmaz. Üstelik tam tersi bu 20 yıllık yöneticiliğim sırasında biraz buzdolabına konulmuş bir sesim var. Fazla şans Aa, sahneye çıkmadım yani. Yorulmam, yorulmadım. Yani. Evet, evet, yorulmadım evet. yıpranmamış Aa, bir evet, şeyim evet, var. Evet. Şimdi biraz eksersiz biraz daha fazla eksersiz yapıp biraz daha ciddi alırsam hmm. e, hani geriye, geriye sa, e, sarıp e, yeni baştan bir şarkıcılığa bile başlayabilirim aslında. Şimdi eskiden şarkıcılıkla sanatçılık arasında böyle şey geliş gidişler ve anlam yüklenirdi. Şarkıcı deyince bir aşağılanırdı sanatçı deyince bir yükseltilirdi. Ama esas manasını biraz konuşalım sanat ve şarkıcılık sanatçı ne demektir? Müzik olaraktan tabii konuşuyoruz Hı -hı. şimdi. E, şarkıcı demek çok güzel bir manası var. Şarkıcı. Türk halk müziği şarkıcısı, sen, sen. pop şarkıcısı, jazz evet. şarkıcısı, Ama neden herkesin... opera şarkıcısı, evet, şarkıcısı, şarkıcısı değil mi? Evet, yani şarkıcı. evet, evet. Çünkü e, hançereyle, gırtlakla yapılan evet. bir iş şarkıcılığı şemsiyenin altında. Şemsiyenin Onların altında. dalları var işte dediğim gibi pop, jazz falan filan. Evet. E, şarkıcısınız yani. Hmm. E, sanat Dediğimiz şey sıfırdan bir şeyi üreten insan bestecidir sanatçı. Özgün. şairdir. Yani ben biraz bir kağıda bir şiir yazıyorum. Bu bir sanattır hı. yani değil mi? Hı hı. Bir ressam, bir heykeltıraş sanatçıdır. Hı hı. Siz bir sanatçısınız. Hı hı. Yani bir, bir form veriyorsunuz. Daha önce olmayan bir şeyi siz yapıyorsunuz. Hı hı. Ha buna karşı taraf şöyle eleştirebilir. O da yine destekliyorum ben. Sadece Tanrı yaratır, değil mi? Ama Tanrı böyle bir da insan sahip olur mu? İşte ben de, de onu söylüyorum. Ay, Yine için? Tanrı yaratmış oluyor. Siz durup dururken e, bunu yapmadınız ki. Mozart durup dururken birden Mozart mı oldu? Tabii. Önünde Haydn olmasaydı Tabii. ne bileyim işte e, <laughs> muhakkak. Bir mi? de Allah vergisi kabiliyet. Yani bir şeyler de. öğrendi evet. demek. Allah vergisi diyoruz ama. Tabii. Ama hocam bir şeyler öğrettiler ona ya. Yani. Tabii canım olmaz Hı. olur mu? İkabiye Senden işin temelini... Evet. Öğrenmeden bir önceki... <laughs> şey olmaz tabii, tabii. ki. Leonardo tabii. da Vinci. Leonardo tabii. da Vinci kendi ustalarını görmeseydi, kendi ustalarıyla bir ilişki kurmasaydı Leonardo olabilir miydi? İşte miydi? usta çırak usulü böyle yetişmek. Tabii. Sanat evet. dediğimiz şey zaten usta ve çırak usulüdür evet. değil mi? Evet. Hani ben üniversite diye algılamam sanatı. Ahilik <laughs> bir <bileli. gülüyor> evet, <laughs> evet değil mi? Değil. Ahilikten. Şimdi e, genişletecek olursak mesela Buyurun. Hüseyin Sermet. Hüseyin Sermet beste yaptığı takdirde bestecidir. Tabii bestecidir. Kendisi. Beste yaptığı için e, sanatçıdır Tabii. Hüseyin Sermet. Tabii. Ben mesela İdil Biret'in beste yaptığını bilmiyorum. Eğer İdil Biret beste yapmadıysa İdil Biret bir piyano Bir, 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 bir piyanisttir yani. Bildiğim kadarıyla Buyurun. sadece tamamlamak babında söylüyorum. İdil duyduğum kadarıyla beste yapıyormuş veyahut yapmış hı. ama ben, ben çok hiçbir zaman İdil'in İdil yani beslediği bir şeyi duymadım. Ee, evet. O ayrı konu ama yapıyor diye hı hı. çeşitli yerlerden duydum. Bir türlü de hiçbir zaman İdil'le yan yana geldiği zaman hani sohbet ederken falan, hiç aklıma gelmedi. Yoksa kendisine sorardım. Ben tabii ilk ki. fırsatta soracağım. Evet. Hı. <laughs> yani sanki piyanistlik kötü bir şey değil ki Piyanist Hayır, değil. bambaşka bir saygın tabii, bir meslek tabii, yani. Tabii, tabii. Ya da kemancı yani Keman sanatçısı değil yani kemancı Kemancı Hülütçü. deyince gülüyorlar mesela Flütçü Flütçü dediğiniz zaman gülüyor bazı işte aydın zümreden Olur mu canım öyle kemancı falan filan filan Ha şöyle belki Neden? şey Türkçe'de var. Neden Türkçe'de bir anlaşılmamak yanlış bir kullanım? İzin verirseniz ben bu şey. konuda lütfen, sözünü kesmiş olmayayım. Lütfen. Tamamlayıcı lütfen. olma açısından lütfen. bir şey söylemek istiyorum. Son zamanlarda dikkat ederseniz bir takım kavramlarla oynanmaya başladı Çok. Eskiden ama diyorduk. Daha aramızda konuşurken birinden bahsederken kör veya sağır diyebilirdik. Şimdi dikkat et Görme özürlü. Evet. İşitme özürlü. Şimdi özürlü kelimesini güya kibarlık için herhangi bir konuda kullanıyoruz ama özürlü dediğiniz zaman çaktırmadan ha, evet. bilinçaltı daha da fazla aşağılanmış oluyoruz. Ve insanlar bunun kesinlikle farkında değil. Çünkü çok açık ve net bildiğimiz kelimelerle söyleyeceğim. Kör olmak, sağır olmak veya herhangi bir başka sıkıntı buna ayıp şeyler değil ki. Sakat olmak. Sakat. Beden özürlü. Evet şimdi özürlü. Özürlü benim için zaten o anda o konu Negatif. orada çok zor bir noktaya geliyor. Ve dikkat ederseniz demin konuştuğunuz bilhassa e, ve dikkatle dinliyordum. Hani eskiden bir takım farklar belli edilirdi ve buna ayıp değildi. Hani demin aramızda sohbet ederken de kimse yanlış anlamasın beni ama tabii yan, yanlış yorumlamak isteyenler malum asosyal medyada istediklerini tabii, yazabilirler o ayrı tabii, konu. Ayrı her şey tartışmaya açık. Tabii her türlü fikre ben açığım. Tartışmaya da açığım. Ama e, oturup siz e, orkestra şefi olarak bir şeyi idare ediyorsanız eseri senfoni olsun opera olsun. Siz icacı olarak lafın gelişi Beethoven'ın 32. sonatını veya Adli sonatı çalıyorsanız veya da kemanda bilmem bir, e, herhangi bir ciddi konçert Brahms'ı Beethoven'ı çalıyor e şimdi bununla öbürünü mukayese etmek kendi öz sanatımızdaki bazı şeyleri de bunun içine kesinlikle ben katıyorum. Çünkü Türkiye'deki bir takım kavram karışıklığından dolayı ve bir takım çevrelerinin bununla bilinçli olarak oynadıklarını ve insanların akıllarını karıştırdıklarını ben düşünüyorum. Dolayısıyla belli bir kesim ki biz mesela üçümüz bu masanın etrafında batılı diye tarifi batılı mıyız batıcı mıyız? Şimdi felsefi olarak. Ne kadar hatmettik, özümsedik yeni Türkçesiyle. Veyahut da ne kadar özgün eserler verebiliyoruz. Çünkü bir takım mesela kimse yanlış anlamasın ama Beste diye Türkiye'de yapılan bazı eserleri görüyorum. E resmen adam Türk musikisine ya Türk vari şeylere diyeyim genelleme yapıyorum. Hollywood filmlerindeki beste yani doğu doğuyu zikretmek isteyen bestecilerin yaptığı yaklaşımlar yaklaşıyor e kendisine bu kadar yabancılaşmış bir zihniyet ama farkında değil bilerek bilinçle yapılmış bir şey değil bu kadar yabancılaştıktan sonra nasıl Türk kültürünü ve Hatta bu toprakların inanılmaz kültürünü harmanlayabilir şimdi bunu oturup tartışmamız lazım ama onun için bir takım kavram karışıklığı kafa karışıklıklarını aslında sarihleştirmek hepimizin görevi. Doğru. Sanatçı olarak. E diyeceksiniz ki bu buna zaman karar verecek çünkü zaman hı. en muhteşem tenkitçi. Doğru. Bu, bunun bunda en ufak bir şüphe yok. Zaman inanılmaz bir tenkitçidir çünkü kıymetli olan daima sonunda ortaya çıkar. Ve bu kadar da yetineyim. Tamam, yani biraz eğitimle ilgili tabii bu batıcılık hı. ve batılı mıyız? Evet. O, o, o bile e, o daha henüz açıklanmamış e, ortaya konulmamış hele yeni nesil tarafından da hiç bilinmeyen sanıyorum biz ara nesil olarak birçok e, travmalarımız var. Hem de nasıl. Ha eğitimin içerisinde bunu çok net bir şekilde verebilirsek hı hı. yaşadığın şehri bile tanımadan büyüyüp gelişip ve yaşlanıyorsan o zaman bu travmalar devam eder. Değil mi? Tabii efendim? Aynen. Ee, hani sanatçının en büyük vazifesi hem bulunduğu topluma hem bulunduğu şehre e, ışık saçıp ve onu iyice irdeleyip kim olduğuna dair ortaya koyabilmesidir. Ve bunun Mış'tır. evrensel olması. Ve bunun evrensel mış gibi de değil, bış gibi de değil. Evet. Gerçekten sindirerek evet. e, giyinmektir. O kültürü giymektir. Buna ait bizim kompleksimizin hiç olmaması lazım. Kesinlikle. Dünyada kompleksi olmayan tek ülke bizim olmamız lazım. Öyle değil mi efendim? İnşallah onu zamanla atacağız yani inşallah İnşallah. Atılmaya başlandı. Mesela yeni nesilde ben öyle bir şey hissetmiyorum. Bu Z kuşağında hissetmiyorum. Sen kimsin, nerelisin, hangi topraktansın falan. Böyle bir sorgu so, sormuyor yeni nesil. İnsan olarak değer veriyor. İnsani taraftan bak. Kendi kızımdan görüyorum, kızımın arkadaşlarından görüyorum. Bizlerin e, yetiştiği gibi değiller. Daha evrensel ve daha insan odaklı ve değer yargıları daha farklı ve gerçek. E, taraflı değil. Bakın bu bunlara çok ihtiyacımız var. Evet. Bu ülkenin tarafsız olması gerekiyor. Bu ülkenin kucaklayıcı olması gerekiyor. Çünkü böyle bir medeniyetler dizisi yok. De değil mi? Çok karışık bir şey biliyor musunuz ya? Şimdi siz konuştukça... E, kafamda bir sürü e, şeyler, sorular, cevaplar. Hı. Biraz önceki şeye bir iki saniye bir geri Tabii dönelim. Tabii. Kemancı diyoruz ya. Evet, kemancı. Burada kelime eksik. Keman satan insan aklına geliyor. Ha. Yani e, kemancıya gideyim de kendime bir keman alayım. Ha. Değil mi? Evet. Kemancıya kemancı. gideyim. Ayak ayakkabıcı gibi. Tabii ne gibi gideyim? Evet, <laughs> yani. Berber kelimesi var. Evet. Mesela saççı yok. Evet. Yani evet. kesici yok. Evet. Berber diye bir kelime evet. e, şey olmuş, e, bulunmuş e, bir meslek ismi bulunmuş ama kemancı, keman dükkanı, keman satan dükkan. Yani böyle bir kelime yok. Onun için klarnetçisi davulcusu davulcu oldu. E, davul mu satıyor? Davul mu yapıyor? Yoksa davul mu çalıyor. çalıyor mu? Değil Belli mi? değil yani. Değil Cümle kurmak <laughs> gerekiyor. Evet, evet, evet. Şimdi biraz önce son noktada geldiğiniz konu gerçekten çok üzerinde çok kafa yorulacak bir şey. Çok haklısınız. Biz inanılmaz bir coğrafyanın üzerindeyiz. O kadar kökler, o kadar e, Hititlerden mi bahsedelim? Efendim, Mezopotamya'dan mı? Mezopotamya'dan mı bahsedelim? <laughs> Likyalılardan mı bahsedelim? <laughs> evet. Asurlulara mı ya. gidelim? Sümerlere mi gidelim? Ne bileyim ben? Şimdi Göbekli Tepe çıktı baksanıza evet. yani. Yani o kadar önemli olan bence bunların farkına varmak evet. ve bunları e, dışlamamak. Sahiplen. 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 Ama dışlamamak. eğitimin içinde olursanız bilemiyorsunuz, öğrenmiyorsanız hiçbir şey bilmiyorsunuz. İzin verirseniz bu de, çok önemli bir nokta. Bir takım odaklar diyelim yeni Türk kelimesiyle, bir takım işte bir cenah gerek yurt içinde gerek yurt dışında bir takım şeylerden bahsettiğimiz zaman diyorlar ki onlar Türk değil ki mesela sen Türk olarak diyor aşağılamak için ben bunu batıda çok gördüm ya. Orta Asya'dan gelen göçeme bir kavmin işte torunusun Türk olduğunu iddia ediyorsan senin ataların işte at üstünde ok atıyordu yok bilmem ne yapıyordu şimdi bu kısmen doğru ben bunu kesinlikle inkar etmiyorum ki kısmen doğru ama Türkleri sadece buna indirgediğiniz andan itibaren ve bu bu tabii ki kötü niyetli yapılmış bir şeydir çünkü tabii. Türk tarifine bu uymuyor bir de demin Allah aşkına sözümü unutma sadece bazı önemli noktalara işaret etmek için şey diyorum. Şimdi evrensel olarak bir de yapmamız yapmakla mükellefiz dedim ya. Şimdi Sevil Berberini yeni Türkçesiyle Sevil Kuaförü diye herhalde artık evet. yapmamız <laughs> lazım. Sevil Berberini operada sahnelediğiniz zaman bir evet. evet. olarak söylüyorum bu zaten dünya literatürüne ...opera olarak girmiş bir eser. Girmiş. Kimse de onu oradan çıkarıp çöpe atamaz. O ya bahis mevzu değil. Seversiniz, sevmezsiniz. O o o ayrı 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 Bu eseri Türkiye'de... ...veyahut da Çin'de veyahut da Fransa'da... ...okuduğunuz, düzgün bir şekilde yaptığınız zaman... ...zaten literatürdeki... ...meşhur bir operayı seslendiriyorsunuz. Meşhur bir kitabı alıp... ...tekrardan okumak gibi edebiyatta. Ama... ...biz, demin harmanlama şeyinden... ...bahsediyordum. Biz herhangi Türkiye'nin bir toprağın yani toprağın bir tarafından gelen bir takım şeyleri alıp yoğurup ortaya beste olarak mesela bugün koyduğumuz zaman onun Tokyo'da da Pekin'de de Seul'de de uzak doğu mahsus şey ettim. Ama Los Angeles'te veya San Francisco'da da Amerika'nın batı sahibi veya New York'ta, Boston'da bir fark etmiyor. Avrupa'nın da herhangi bir yerinde dinleyici aynı şekilde hitap edebilmesi lazım. Bunu yapamıyorsak lokal yani yerel kalıyoruz. O zaman da eksik kalıyoruz ve ister istemez taklitçi olmaya başlıyoruz. O zaman batılı değil. Yani illaki batıyı misal değil, olarak değil. öne koyacaksak batıcı oluyoruz. Doğru Do Bazı şeyleri doğru tahlil etmeden, teşhis etmeden tedavi edemiyoruz. Onun için biz sanatçılara bu konuda hakikaten çok ciddi bir sorumluluk düştüğünün Hepimizin bilincinde olmak olmamız lazım. Çok doğru söylüyorsunuz. Ve, Bu evet buyurun. Özür dilerim, buyurun. buyurun. Bu e, sanat yönetmeliği dönemimde üzüldüğüm şeylerden bir tanesi Kamuran İnce'nin muhteşem hı. bir operası var. Midas'ın hükmü. Hı hı. Amerika'da ses kaydı yapılmış, sahnelenmemiş henüz. Hı hı. Ben onu çok istedim sahnelemek. Dünyanın her yerinde kabul edilebilir bir müzik. Hı hı. Hem bize ait hem de dünyaya aitmiş. Şey. Yani muhteşem tam bir harmanlığa var diyelim. Tam yani ödevimiz bu değil mi bizim? E, aynen. Tam onu yap <gülüyor> yapalım. <gülüyor> o zaman. Yapın o zaman. Ben beceremedim. <laughs> bana bana e, fırsat olmadı yani. Olmadı. Kamran İnce'nin bu Bizans'la ilgili, Fatih'le ilgili, İstanbul'la ilgili çok güzel senfonileri Hı -hı. falan vardı. Hı -hı. Ben de performanslarımda izinle kullanmıştım onun o, o müziklerini. Burada mı yaşıyor yurt dışında mı? Arada bir havalanda karşılaşıyoruz. Ha geliyor yani buraya da gelip <laughs> gidiyor de yaşıyor, değil, değil mi? Evet. Yani çok güzel insanlarımız var. Esasında farklı disiplinlerin bir araya gelip zaman zaman sanat camiasında gerçek sanat ve gerçek kimlikleri olan dostları bir araya getirip çalıştaylar yapıp yeni bir şeyler üretme zamanı da geldi. Birlikte yapılan ee, işlerin zamanı. Bu yüzyıl. Doğru. Disiplinler arası geçişleri de güzel toparlayıp e, yeni eserler verme zamanı. Ben Keşke bir... olabilse. İzin verirsen. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Ee, kesinlikle katılıyorum. Ama çalıştay kısmına yani çalıştay ee, şey, yok öyle. çok iyi anladım ama yani herkesin biz aramızda konuştuğumuz zaman biz çok birbirimizi anlıyoruz. Çok ama kalabalık değil. Ama şimdi bir takım insanlara <laughs> tabii, hitap tabii. ettiğimiz için herkesin kafasında <laughs> bazı şeylerin çok tabii. sarih olması lazım. Hep bu misali veriyorum farkındayım ama e, bir Fransız devlet adamı biliyorsunuz Clemenceau. E, ben bir işi yokuşa, <laughs> yokuşa sürmek istediğim zaman derhal bir çalışma Konuşma grubunu onları. kurup. o Çünkü biliyor adam elinden koymuş gibi bu, bu konuyu diyor irdeleyin diyor. Hmm. Ondan sonra o çalışma grubu. Kendi alt komisyon dedikleri hmm. başka çe çeşitli hmm. konularda işte gruplar kuru e kuruyorlar. Ve Sittin Sen'e biliyorsunuz insanlar hiç tartışır mi? ve hiçbir an hiçbir hiç hiçbir sonuç şey. alınmaz. Dolayısıyla belli seviyeye gelmiş belli olgunluğa işte yaşı kemale ermiş tecrübeli bir takım insanların ister istemez liderlik etmesi lazım. Biz evet. liderlik edelim dediğimiz zaman da bu sefer birileri niye sen lider olacaksın da ben lider olmayacağım bunun kavgasına giriyor evet. biliyorsun. Evet, evet. Bu çok sıkıntılı bir şey. Yani demokrasi diyoruz. Her kafadan bir ses çıktığı zaman onun adı demokrasi değil kaos. Tabii tabii. Yani tabii. E, eski Yunanca kelimelerin evet. burada kullanır. Evet. E da anarşi. E, bir konuda başarılı olmak istiyorsanız liderinizin olması şarttır. Tabii, Ama tabii. o lider ki başarılı olacak diye de bir kanun yok. Yöneticilik başka bir şey. Başka bir belki. şey. De. Başka bir şey. Evet. Aa, o çalıştay kelimesini bir kenara koyuyorum efendim. Bunu başka bir e, kelime koyarak platform diyelim. Platform diyelim. Çok kalabalık olmayan ama evet. bütün disiplinler, sanat disiplinlerinin bir arada olduğu bir masa etrafında yeni bir dünya yaratılabilir. Evet, Karaloğlu Festival yürümek. de bunlardan bir tanesi. Hı hı. Yani Beyoğlu Festivali'nin çıkışı ve e, bu kadar başarılı oluşu da bunlardan biri. Biz bir saati doldurduk esasında. Son cümlelerinizi sizden istirham edeyim. Şöyle Kültür Yolu Festivali e, bir benzerini ben daha görmedim. Evet dünyada. öyle diyor herkes. Öyle. E, şu, e, şu açıdan e, çok farklı disiplinlerin bir araya geldiği bir e, şey. Aslında benim ee, Rus radyolarını eskiden karıştırdık uzun dalga hmm. hatırlarsınız. Uzun dalga e, Rus radyolarında da buna benzer ben programlar, <laughs> programlar olurdu. Ben ona çok özenirdim mesela o öyle programlar. Hmm. Çünkü e, tutuyor e, radyo programında Pushkin'in bir şiirini okuyor. Hmm. Ardından Boris Godunov'dan bir arya dinliyoruz. Sonra işte e, David Oştra bir keman e, sonatı çalıyor. Yani şeyin formatı, evet, bütün sanatlarda farklı farklı sanatlarda hep ustaların bir araya geldiği bir şeydi. Şimdi burada da bu multidisiplinler dediğimiz şey, işte evet. içinde çocuklardan tutun gençlere evet. kadar heykelden müzikten opera'dan tiyatrodan evet. her şeyin bir arada olduğu bir şey. Şimdi görüyorum her evime de yürüyerek gidip geldiğim için. Evet. Her, her, tarafta, cımıl cımıl, her tarafta her tarafta evet bir renk bir, evet, e, evet. bir sanat havası bir sanat kokusu evet, var. Yani evet. Beyoğlu'nu aslında o e, şeye uğrayan e, olumsuz evet. e, tarafına mi? Tekrardan evet, atalet. Ha. Ya evet. siz çok güzel e, kelimeleri kullanıyorsunuz. Atalete uğramış <laughs> Beyoğlu eee İstiklal Caddesi ruhunu tekrardan canlandı. Evet. E, ve çok kısa zaman içerisinde oldu. Bir günde bile bunun için Heyecan duyduk değil tabii, mi? Tabii. Ve devam etmesini diliyoruz. Hı -hı. Efendim zamanımız da yetti. Bu kadarmış. Sizinle 5 saat 6 saat konuşabilirim. E, sohbetler edebilirim. Çok şey öğrendim. Çok teşekkür ederim. Çok mütevazısınız. E, herkes sizi takip etsin. Tanısın. Sanatı sakın bırakmayın. Sayın hocam <laughs> Suat Bey. E, teşekkür ederim efendim. Geldiniz. Biz ettiniz. teşekkür ediyoruz. Efendim bu güzel sanatçılarımızı e, kıymetini bilelim ve onları takip edelim onlar fırlanta teşekkür ederim